Herkese merhabalar. Bu süt Facebook kapsamında gerçekleştirdiğimiz Trendyol Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Edil, Headquarters'da program yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün aramızda Trendyol etkinlik uzmanı Pelin Balcıoğlu ve Trendyol Satış ve İş Geliştirme Müdürü Özkan Çökergil var. Bu atölyede e-ticaret, pazar yeri büyüme yolculuğu, e-ticarete neden girilmedi, Trendyol'da nasıl satıcı olunur gibi konulara değineceğiz. Ben sözü Özkan Bey'e bırakmadan önce kısaca programdan da bahsetmek istiyorum. Busuit Facebook, Ticaret Bakanlığı, TOB ve Headquarters ortaklığında yürütülen bir program. Ve bu seneki odağımız KOBİ'lerin dijital dönüşümü. Ücretsiz etkinliklerimize katılmak ve size için hazırladığımız eğitim içeriklerine erişebilmek için program sayfamıza göz atmanızı öneriyorum. Şimdi birazdan ben sözü Özkan Bey'e bırakacağım ama atölye sonunda bir de soru cevap kısmı için bir kısım ayıracağız. İsterseniz siz chatten sorularınızı yazın. Sonda bıraktığımız bu kısımda Özkan Bey sorularınızı cevaplandıracaktır diyorum. Daha fazla uzatmıyorum, sözü size veriyorum Özkan Bey. Sesimi de açayım. Herkese merhabalar. Çok teşekkür ediyorum ben de. Bugün sizlerle Trendyol'un e-ticaretteki yaptığı işler, rakamlar, performansını konuşmadan önce dünyada ve Türkiye'de e-ticaret nasıl gelişiyor? Biraz oradan başlamak istiyoruz. Ve etkinliğimizin ajandasını buna göre oluşturduk. Trendyol'a gelmeden önce bir ülkede, bir bölgede e-ticaretin gelişmesini etkileyen faktörler neler? Biraz onlara bakıyor olacağız. Daha sonra yıllar bazında e-ticaret rakamlarını sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Türkiye'yi gelişmiş ülkelerle bir karşılaştıracağız. Oradaki e-ticaretin payı nerelere geldi, Türkiye nerelerde, ilerleyen dönemde nereye gidecek gibi. Dünyadaki e-ticaret sitelerinin hacimleri nerelere ulaştı? En büyük 3 e-ticaret sitesine bakıyor olacağız. E-ticaretin ekosistemine bakıyor olacağız. Kimler var, kimler satıyor, kimler alıyor, ne satılıyor ve en önemlisi nasıl satılıyor ona bakıyor durumda olacağız. Sonra da Trendyol'la ilgili detay bilgileri sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Şimdi bir ülkede, bir bölgede e-ticaretin gelişimini etkileyen 8 ana faktör olduğunu düşünüyoruz. Bu faktörlerden birincisi tabii ki ekonomik trendler. Ekonomik trendlerden bahsettiğimizde ekonominin yıldan yıla ne kadar büyüdü. Şimdi normalde dünya ekonomisine baktığınızda yıldan yıla büyümelerin işte yıllık 1,5 ile %5, %6 arasında olduğunu görüyoruz. E-ticaretin büyümesine baktığımızda ise %100'lerin üzerinde, özellikle son yıl içerisinde büyümelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla iki karşılaştırma bize çok doğru gibi gelmiyor. Onun için biz daha çok toplam ticaretin içerisinden e-ticaretin aldığı paylara bakmayı tercih ediyoruz. Bu anlamda baktığımızda da 2020 yılı sonunda dünyadaki e-ticaret 4.3 trilyon doların biraz üzerine çıkarak toplam ticaretin içerisinde %15'ten daha fazla pay almaya başladı. Birazdan daha detaylı rakamları paylaşınca buradaki rakamın önemi ortaya çıkıyor olacak. İkincisi demografik trendler. Demografik trendlerden kastımız da o ülkede yaşayan insanların yaş aralığındaki dağılımı. Bu neden önemli diye bakarsak, e-ticaretteki faktör ne diye bakarsak, nüfusu genç olan her ülkede e-ticaret çok hızlı ilerliyor. Çünkü bundan internetin 25-30 sene önce hayatımıza girdiğini varsayarsak, işte bugün artık 45 yaşına kadar olan kesim hayatının büyük bir bölümünü internet üzerinde geçirmiş, e-ticaret alışkanlığı olan ya da e-ticarete çok hızlı bir şekilde adapte olan kişileri ifade ediyor ki bunlar da toplam potansiyel müşterilere geliyor. Ülkemiz bu anlamda çok şanslı ve avantajlı bir konumda dünyanın birçok ülkesine göre. Çünkü 15 ve 45 yaş arasında yüksek potansiyelli e-ticaret alıcı kitlesine baktığımızda toplam nüfusun %46'sını oluşturduğunu görüyoruz. 15 yaş altında olup önümüzdeki dönem içerisinde potansiyel müşteri kitlesine doğru hareket edecek olan nüfusa da baktığımızda çok yakın bir gelecekte, yani 2-3 sene içerisinde ülkemizdeki toplam nüfusun %50'sinden daha fazlasının e-ticaret için yüksek potansiyelli müşteri olduğunu görüyoruz. Üçüncü faktöre geldiğimizde internet penetrasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü e-ticaretin olmazsa olmazı
müşterilerin ya da potansiyel kullanıcıların internete erişiyor olması, onun üzerinden de e-ticaret sayfalarına gelmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye burada da yine dünyadaki ve Avrupa'daki birçok ülkeye göre öne çıkıyor. Çünkü birincisi internet penetrasyonumuz çok yüksek. Bir kişi Türkiye'de başka bir kişiye ihtiyaç duymadan internete erişme oranı %78. Bunun haricinde ülkemizdeki internet servis sağlayıcılarına baktığımızda, hem mobil hem sabit internet servis sağlayıcılarına baktığımızda hizmet kalitesi olarak, band genişliği olarak, altyapı olarak yine dünyadaki birçok ülkenin önünde olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla insanların büyük bir kısmı, yani %78 Türkiye için konuşursak, internete bağlanma imkanına sahip ve hızlı internete sahip oldukları için e-ticarete de ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Dördüncü faktöre baktığımızda mobil cihaz kullanımını görüyoruz. Mobil cihaz kullanımının önemi, insanlar artık kolay alışveriş yapmak istiyorlar. Yani herhangi bir yere bağlı kalmak istemiyorlar, sabit bir yerden girmek istemiyorlar. En müsait oldukları anda hızlıca gelip alışverişleriyle ilgili bilgiye edinmek, uygun görüyorlarsa da satın almak istiyorlar. Bu anlamda yapılan bir araştırma çok ilginç de bir istatistik veriyor. Diyelim ki sizin bir internet siteniz var ve webten yayın yapıyorsunuz. Tüketici size ulaşıyor, o anki ihtiyacını sizden alıyor. İkinci ihtiyacı doğduğunda sizi mobilden arıyor. Eğer sizi mobilde bulamıyorsa bu müşterilerinizin %68'i rakiplerinize gidiyor. Mobilde olan rakiplere gidiyor. O yüzden e-ticaret yaparken mobilde bir uygulamanızın da oluyor olması çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci faktör, ülke olarak zaman zaman iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz diye konuştuğumuz konulardan bir tanesi oluyor. Sosyal medya kullanımı, işte çok zaman geçiriyoruz, az zaman geçiriyoruz gibi. Ama bu e-ticaretin gelişimi için çok ciddi katkı sağlayan faktörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de sosyal medya kullanımının %71 oranıyla, nüfusun %71 oranıyla 60 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Sosyal medya platformları e-ticaret siteleri için müşterilerine çok hızlı ulaşıp aynı platform üzerinden kendi sitelerine alışverişe davet edebildikleri çok uygun bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Altıncı faktöre baktığımızda finansal ürün yaygınlığını görüyoruz. E-ticaret üzerinde 3 ayrı ödeme modeli var. Bir tanesi kapıda ödeme, diğeri EFT havale yöntemiyle yapılan ödemeler, sonuncusu da kredi kartı üzerinden yapılan ödemeler. Özellikle pazar yerlerinde en çok tercih edilen ödeme yöntemi kredi kartıyla yapılan ödemeler. Burada da ülkemizde kredi kartı kullanım oranına baktığımızda kişi başına 2.2 kredi kartı kullanım oranını görüyoruz. Bunun yanında ülkemizdeki kredi kartı altyapı hizmeti sağlayan işte finansal kuruluşlar, bankalar gibi düşünebilirseniz, onların tüketicilere sağlamış olduğu avantajlar da var. Ne gibi avantajlar var? Siz alışveriş yaptığınız siteden tek ödeme yöntemiyle alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz ama daha sonra kredi kartı üzerinden bu alışverişinizi taksitlendirebiliyorsunuz. Ekstranızı atlatabiliyorsunuz. Harcamalarınız karşılığında bonuslar kazanabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu da ihtiyacınız olan ürünün bir kampanyaya girdiğinde kredi kartınızın size sağlamış olduğu finansal avantajlarla o ürünü kampanya döneminde satın almanız yönünde size fayda sağlıyor. Bu altı faktöre baktığımızda Avrupa ve dünya ortalamasında ya da onun biraz daha üzerinde olduğumuzu görüyoruz. İki faktör var ki bunlar Türkiye'de gelişmekte olan faktörler. Bunlardan birincisi lojistik performansı. Lojistik performansı anlamında Türkiye kötü bir yerde mi? Hayır, iyi bir yerde. Ama e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin beklentileri değişmeye başladı. En önemli değişen beklenti kargoların hızlı teslim edilmesi. Bugün Türkiye'de bir gün içerisinde kargo üzerinden dağıtılan ürünlerin artık %60'ı e-ticaret sitelerinden satılan ürünlerden oluşmaya başladı. Ve bunların çok hızlı bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Ayrıca tüketiciler kargolarında seçenek istiyorlar. Ne gibi seçenekler istiyorlar? İşte gündüz iş yerinde çalışıyorum, akşam eve geç dönüyorum, iş yerime de kargonun gelmesini istemiyorum. Ben kargonun teslim edilmesi gereken saati seçmek istiyorum. O saatte bana evime teslim edilsin. Ya da
Yine aynı gerekçeyle benim kargom herhangi bir noktaya teslim edilsin, ben o noktadan istediğim zaman gideyim kargomu teslim alayım gibi e-ticarete özel çözümler, çözüm talepleri gelmeye başladı. Şimdi bunlar da hem kargo şirketlerimiz tarafından hem de pazar yerlerinin bu ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmek için kurmuş oldukları kargo şirketleriyle hızla Türkiye'de gelişmekte. Trendyol'da bildiğiniz üzere Trendyol Express isimli kargo şirketini kurarak e-ticarete yönelik çözümler üretmeye başladı. Son faktöre baktığımızda da regülasyon karşımıza çıkıyor. Regülasyondaki kastımız da alıcı ve satıcı haklarının korunması. Alıcı haklarının korunması e-ticaretin gelişimi için en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bir kişi internet üzerinden alışveriş yapmadan önce güven duymak istiyor. Eğer güven duyuyorsa alışverişini tamamlıyor. Ama çok küçük bir güven kaybı yaşıyorsa o alışverişi yapmadan siteden ya da platformdan ayrılıyor. Alıcının güven duymak istediği konularda aslında belli başlı bir başlık altında toparlanabiliyor. Bunlar nedir diye baktığımızda bir, ekranda görmüş olduğu ürünün aynısının kendisine teslim edilmesi. Yine ekranda yazan özelliklerin aynısını taşıyan özelliklerde ürünlerin oluyor olması. Taşıma esnasında ürünün başına bir şey gelirse iade ya da parasının geri ödenmesi gibi konularda güven duymak istiyor. Bir de ürün geldiğinde yasal olarak yasal haklarını kullanma güvencesini istiyor. Eğer tüketici bunları istiyorsa, sağlanıyorsa tüketiciye ve oradaki güven duygusu oluşmuşsa çok hızlı bir şekilde alışverişine devam ediyor. Son yıllarda hem devletimiz hem de pazar yeri şirketleri tarafından bu tarafta çok ciddi yönetmelikler, çok ciddi uygulamalar devreye alınarak bu güven duygusu daha da yukarıya çıkartılmaya çalışılıyor. Diğer bir konu da satıcı haklarının korunmasıydı. Bu da diyelim ki sizin bir markanız var ve çeşitli platformlarda bu markayla ürünlerinizi satıyorsunuz. Ama bir gün birisi geliyor sizin görsellerinizi ve markanızı alıyor. Sizin ürünleriniz olmayan ürünleri sizin görsel ve markanız adı altında satmaya başlıyor. Rekabet oluşturuyor. Sizin de burada kendi haklarınızı korumanız gerekiyor. Bununla da ilgili yine devletimiz ve pazar yeri şirketleri çok ciddi aksiyonları alarak marka tescilini, o markanın kendisine ait olduğunu ispat eden tüm satıcıların haklarını koruyarak o satıcıların haricindeki o ürünü satanların ürünlerini, satışını kapatarak haksız rekabeti önlemeye başladık. Şimdi bu 8 faktöre baktığımızda ilk 6'sında iyi derecedeyiz, ikisinde de hızla gelişiyoruz dedik. Peki bunlar dünya üzerinde deki rakamlara nasıl yansıyor diye baktığımızda da bu tabloda mavi ile görmüş olduğunuz barlar dünya rakamlarını, turuncu ile görmüş olduğunuz barlar da Türkiye'deki rakamları ifade ediyor. Üstte görmüş olduğunuz barlar mutlak değerde e-ticaretin yıldan yıla ne kadar büyüdüğünü ifade ediyor. Şimdi dünyaya baktığımızda geçtiğimiz 3 yıl içerisinde e-ticaretin %44 büyüdüğünü, önümüzdeki 3 yıl içinde %56 büyüyeceği öngörülmekte. Aynı dönem içerisinde çok özür dilerim. Aynı dönem içerisinde Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'deki büyümenin %114 geçtiğimiz 3 yıl için, önümüzdeki 3 yıl içinde %180 olması öngörülüyor. Yani dünyaya göre geçtiğimiz yıl 3 yılda 3 kat hızlı büyümüştük. Önümüzdeki 3 yılda da 3 kat hızlı büyümemizi sürdürüyor durumda olacağız. Alttaki barlara gelirsek, alttaki barlarda toplam ticaretin içerisinden e-ticaretin almış olduğu payları gösteriyor. Dünyaya baktığımızda 2018 yılı içerisinde toplam ticaretin %12'si e-ticaret üzerinden dönerken 2023 yılına geldiğimizde 10 puanlık bir artışla e-ticaret toplam ticaretin içerisinden %22'lik bir pay almaya başlayacak. Aynı dönemde Türkiye'ye baktığımızda 2018 yılında Türkiye'de toplam ticaretin içerisinde e-ticaretin payı %5, 2023 yılına geldiğimizde %25'e çıkacağı öngörülüyor. Şimdi %25'e çıkması demek ne demek? Bugün siz 4 ürün satıyorsanız, eğer ki e-ticarete girmiyorsanız 2023 yılı geldiğinde siz artık 3 ürün satmaya başlayacaksınız. Çünkü sizin o bir ürününüzü
bugün e-ticarete girmeye başlayan ve satış yapanlar almaya başlayacak. Ya da tam tersi, siz bugün 4 ürün satıyorsanız 2023 yılına geldiğinde artık siz 5 ürün satacaksınız. Çünkü e-ticarete girmeyenlerin payı size doğru kayacak diyebiliriz bu tabloda. Şimdi dünyadaki rakamlara da baktıktan sonra Türkiye'yi 3 gelişmiş ülkeyle kıyasladığımızda rakamları nasıl görüyoruz? Türkiye 2020 yılı itibariyle toplam e-ticaretin payı %8 olarak hesaplanıyor. 2023'e geldiğimizde de %25'e çıkacak. Yani 17 puanlık bir artış olacak. Aynı dönem içerisinde Amerika'ya baktığımızda %11'den %18'e 7 puanlık bir artış. İngiltere'ye baktığımızda ise %22'likten %30'a doğru artacağı ve 8 puanlık bir artış olacağı öngörülüyor. Türkiye bu iki ülkeye göre yaklaşık olarak yine 2 katı daha fazla toplam ticaretin içerisinden pay almaya başlayacak diyebiliriz artış oranları anlamında. Şimdi Çin'e baktığımızda Çin burada çok spesifik bir örnek. 2020 sonu itibariyle toplam Çin ticaretinin %37'si zaten e-ticaretten dönmeye başlamış. 2023'e doğru enteresan bir rakama doğru gidiyor. Çin'de satılan, perakende satılan 100 ürünün 65 tanesinin artık e-ticaret üzerinden satılacağı öngörülüyor. Bu rakamlarda bir ülkede e-ticaretin geliştikçe hangi boyutlara gidebileceğini bize gösteriyor. Peki bir de dünyadaki en büyük e-ticaret sitelerinin pazar yeri anlamında baktığımızdaki rakamları nerelerde diye incelersek 2020 yılı sonu itibariyle Alibaba'nın 1.1 trilyon dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdiğini, bunu da 811 milyon müşteriyle gerçekleştirdiğini görüyoruz. Amazon'a bakarsak Amazon 465 milyar dolarlık bir işlemi 420 milyon müşterisiyle gerçekleştirmiş. eBay'a baktığımızda da 100 milyar dolarlık bir işlemi 185 milyonluk müşteri kitlesiyle gerçekleştirmiş. Alibaba, Trendyol'un 2018 yılından beri stratejik ortağı konumundadır. Stratejik ortaklık kapsamında Trendyol'a sermaye yatırımı yapmakta ve know-how'larını ciddi anlamda Trendyol'a aktarmaktadır. Trendyol hala kurucuları tarafından yönetilmekte olup Türkiye merkezi ve Türk şirketi olarak yoluna devam etmektedir. Bunu da anlattıktan sonra ekosisteminde neler var onu inceleyelim. Dört başlıkta topluyoruz. Satıcı kim, alıcı kim, ne satılır ve nasıl satılır konuları. Şimdi satıcı kim dediğimizde çok basit bir cümleyle tanımlayabiliriz. Vergi mükellefi olan herkes internet üzerinden satış yapabilir. İşte bunları başlıklandırırsak KOBİ'ler, büyük şirketler, evde üretim yapanlar, esnaflar, çiftçiler, ithalatçılar, herkes vergi mükellefi olduğu süre içerisinde e-ticaret üzerinden satış yapabilir. Alıcılar kim diye baktığımızda da onu da bir cümleyle tanımlamamız gerekirse internet bağlantısı olan herkes alıcıdır. Burada da öne çıkan başlıklara baktığımızda işte çok çeşitten seçmeyi sevenler, yoğun çalışanlar ki özellikle son dönem içerisinde gençler, mobil GSM kullanıcıları, zamanı değerli olanlar, indirim fırsat kovalayanlar gibi başlıkların ön plana çıktığını görüyoruz. Peki ne satılır diye baktığımızda ise internet üzerinden e-ticarette her şeyi satabilirsiniz. Sadece kanunen yasaklı maddeleri satamazsınız. Bunlar da örnek olması açısından söylüyorum. Nelerdir diye baktığımızda alkol, tütün, uyuşturucu madde gibi maddeleri düşünebilirsiniz. Peki bunun dışında ne satılır da öne ne çıkıyor diye baktığımızda hızlı tüketim, giyim, ayakkabı, ev, yaşam, dekorasyon, yani bir bireyin, bir ofisin günlük hayatında ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünü internet üzerinden satabilirsiniz. Şimdi asıl konumuz nasıl satılır konusu. Nasıl satılır konusunda iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi siz çeşitli yatırımlar yaparak kendi web sitenizi oluşturabilir. Bu web sitesi üzerinden satış yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptığımız durumda hangi aşamalardan geçmemiz gerekiyor? Çok kısa ondan bahsedeyim. Birincisi çok güçlü bir donanım altyapısına sahip olmanız gerekiyor. Bilgisayarlar, serverlar, yazıcılar, barkod okuyucular vesaire gibi büyük bir donanım altyapısına sahip olmanız gerekiyor. Buna sahip olduktan sonra müşterilerinizi yönetebileceğiniz, stoklarınızı yönetebileceğiniz, bütün işinizi yönetebileceğiniz yazılımlarınızın olması gerekiyor.
Bu yazılım yatırımını yapmamız gerekiyor. Şimdi donanımları aldık, yazılımları aldık. Artık bunları internet dünyasına açabilmek için çok ciddi bir internet altyapısına ihtiyacımız var. Bunun için de telekom operatörleri ve internet servis sağlayıcı şirketler üzerinden çok güçlü bir internet altyapısı almamız gerekiyor ki yayına başladığımız andan itibaren müşterilerimiz kesintisiz olarak bize ulaşabilsinler. Bu da tamam olduktan sonra müşterilerimizin alışveriş sonrasındaki ödemelerini yapabilmeleri için bankalar üzerinden çeşitli ödeme sistemleri anlaşmalarını yapmamız gerekiyor. İşte sanal postlar, havale, EFT entegrasyonları, vadeler, komisyonlar vesaire gibi birçok anlaşmayı da orada hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu da tamam olduktan sonra e-ticaretin en kritik noktalarından bir tanesi kargo şirketleriyle yapacağınız anlaşmalar. Burası neden kritik? Bugün aynı evra İstanbul'dan Ankara'ya göndermekle İstanbul'dan Antalya'ya göndermek arasında bir maliyet farkı var. Çünkü kargo şirketlerimiz bir ürünü taşıyacağı zaman üç tane başlığa bakıyor. Nereye bakıyor? Bir, mesafe. İki, desi. Üç, kilogram ağırlık. Şimdi bunların içerisinde bunlara bakarak gideceği yere göre bir fiyatlama çıkartıyor. Şimdi siz e-ticarete başladığınız andan itibaren tüm Türkiye'ye yayın yapacağınız için hangi siparişinizin hangi üründe hangi ilden, hangi ilçeden geleceğini bilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla sizin sabit bir kargo yönetim maliyetiniz olmalı ki ürünlerinizi satışa çıkarken, maliyet hesaplarınızı yaparken burada sabit bir maliyetiniz olsun. Bunun için kargo şirketleriyle oturup desi ve kilogram anlaşması yapıp mesafe anlaşmasını fixlemeniz gerekiyor ki ürünlerinizi fiyatlarken doğru fiyatlama yapabilirsiniz. Bu da tamam olduktan sonra sıralama ve görünürlükler gündeme geliyor. Burada da neyi kastediyoruz? Sizin artık bir web siteniz var. Donanım, yazılım, internet altyapısı, ödeme sistemleri, kargo anlaşmaları, her şeyi yaptınız. Ürünler hazır. Yayına çıktınız. Artık sizin sattığınız bu ürünleri insanların çeşitli arama motorlarında aradıklarında sizin sayfanız olduğunu bilmeleri ve sizin sayfanızda görebiliyor olmalı gerekiyor. Bu da tamam olduktan sonra artık siparişler gelmeye başlıyor. Gelen siparişlerin yönetimi için çok ciddi bir operasyonel kabiliyete ihtiyacınız var. Siparişleri hızlı kargoya teslim etmek, hızlı müşteriye teslim etmek, gelen iadeleri yönetmek, stokları yönetmek, maliyet fiyatları yönetmek, kampanyaları yönetmek gibi çok ciddi bir operasyonel kabiliyete ihtiyaç var. Burası da tamam olduğunu varsayarsak artık siz satışa başladınız. Daha fazla satışlar yapabilmek için marka gücü ve güvenilirliği yaratmak, bunun için de çeşitli reklam ve dijital içerik yatırımları yapmanız gerekiyor. Tüm bunlar tamamladıktan sonra kendi siteniz üzerinden e-ticaretinizi yürütebilirsiniz. Ama bu noktaya gelene kadar iki tane konu ön plana çıkıyor. Bir tanesi çok ciddi bir altyapı yatırımı yapmanız gerekiyor. İşte serverlar, yazılımlar ve benzeri. Bunlar bir kere yapmakla da bitmiyor. E-ticaret yaptığımız için teknolojiyi yakından takip etmemiz sürekli olarak buradaki yeniliklere göre de altyapımızı yenilememiz gerekiyor. Dolayısıyla bir iki yatırım, iki operasyonel yani sürekliliği gereken maliyet kanallarını yönetmemiz gerekiyor. Şimdi bu maliyetlerde ne oluyor? Ürünleri satarken ister istemez ürünlerin üzerine eklediğimiz bir tutar oluyor. Ürünlerin üzerine ne kadar bir maliyet eklersek rekabet gücümüz de o kadar azalmış oluyor. Bu birinci yöntemdi. Peki ikinci yöntem ne? Bunların hiçbir tanesine girmeden, hiçbir yatırımı yapmadan pazar yerine gelip, Trendyol'a gelip mağazanızı 15 dakika içerisinde açarak hızlıca satışa başlayabilirsiniz. Şimdi neden Trendyol'a geleceksiniz? Trendyol bugün Türkiye'nin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformu. Neden en büyük e-ticaret platformu? Bugün Trendyol'a baktığımızda 200 binden daha fazla iş ortağımız Trendyol üzerinden ürünlerini müşterilerine satıyorlar. Ayrıca Trendyol'da satılan ürün çeşitliliği bugün 35 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bu ne demek 35 milyonun üzerinde ürün çeşitliliği? Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşarsanız yaşayın, hangi sosyoekonomik bantta olursanız olun, hangi ihtiyacınız varsa
bu ihtiyaçlarınızın hepsini Trendyol'da bulabiliyorsunuz. Bu da Trendyol'un tüketiciler tarafından başka bir alışveriş sitesine ihtiyaç duyulmadan tek tercih edilen alışveriş sitesi olmasını sağlıyor. Bir önceki slaytta bir web sitesi kurmak istediğinizde hangi yolculuktan geçeceğinizden bahsetmiştim. Trendyol'da sizin adınıza bu yolculukları yapan, bu süreçleri düzenleyen, sistemi ayakta tutan, çalışan, çalıştıran 10 binin üzerinde çalışanımız var ki her gün sitenin çok sağlıklı bir şekilde çalışarak müşterilerin sorunsuz alışveriş yapmasını, satıcılarımızın da sorunsuz satışlarını yapmasını sağlıyor sizlerin adına. Peki 200 bin iş ortağı, işte 35 milyondan fazla ürünümüz, bu kadar çalışanımız var dedik. Bunların çıktılarında siteye kimler geliyor, nasıl geliyor diye baktığımızda da bugün Trendyol'un sitesi yılda 6 milyardan daha fazla ziyaret alıyor ki bu da günlük 15 milyonun üzerinde ziyaret demektir. Bu ziyaretleri kimler yapıyor diye baktığımızda 65 milyonu kayıtlama, 30 milyonu aktif müşteri, bir fiil alışveriş yapan müşteri diye olarak düşünebilirsiniz. 30 milyonun üzerinde aktif müşterisiyle yılda 450 milyonun üzerinde ürün satışı gerçekleştiriyor. Yılda 450 milyon ürün satışı dediğimizde de günlük olarak 1.3 milyon ürün satılıyor Trendyol'un içerisinde. Peki kimler alıyor bu ürünleri diye baktığımızda da bugün Trendyol'un müşteri profilinin %60'ını kadınlar, %40'ını da erkekler oluşturmakta. Kadınların içerisinde şöyle bir rakamımız daha var. Türkiye'de internet üzerinden alışveriş yapan her 5 kadından 4'ü Trendyol'da bir şekilde alışveriş yapıyor. Bu bizim için çok önemli bir değer. Çünkü bizim hala Türkiye'deki aile kültürü, yaşam kültürümüze baktığımızda kadınlar bir evin bütçesinin harcanması konusunda çok ciddi söz sahibi. Çünkü sadece kendi ihtiyaçlarını anlıyorlar. Çocukların ihtiyaçlarını, eşlerinin ihtiyaçlarını alıyorlar ya da karar verici oluyorlar. Evin ihtiyaçlarını alıyorlar. Dolayısıyla kadınların aktiflik oranı çok ciddi anlamda bizim için önemli. Peki bu ürünler Türkiye'nin nerelerine satılıyor diye baktığımızda Trendyol'da satılan ürünlerin %55'i İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında kalan Anadolu ve Trakya'daki illerimize satılıyor diyebiliriz. Bu da bize az önce ürün çeşitliliğinin çok olmasının ne gibi faydaları olduğundan bahsetmiştim. İşte Türkiye'deki her insan kendine uygun bir ürünü Trendyol'un içerisinde bulabiliyor. Yaş aralığını e-ticaretin gelişimini etkileyen faktörlerde bahsetmiştik. Türkiye'nin 15 ve 45 yaş arasındaki nüfus oranı %46 demiştik. Aynı mantıkla Trendyol'a baktığımızda yaş aralığını biraz daha kıstığımızda 18-35 yaş aralığına baktığımızda toplam alışverişlerimizin %73'ünü oluşturduğunu görüyoruz. Bu da bize e-ticareti bilen, e-ticaret üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden bir müşteri kitlemizin olduğunu gösteriyor. Mobil uygulamadan yine e-ticaretin gelişimini etkileyen faktörlerde bahsetmiştim. Bugün Trendyol'un mobil uygulaması son bir yıl içerisinde 45 milyondan daha fazla indirilme oranına sahip. Peki bu indirilme oranının sonucunda Trendyol'daki trafik nasıl diye baktığımızda da bugün ziyaretçilerimizin %95'i mobil üzerinden Trendyol'a geliyor. Alışveriş yapanların da %90'ı alışverişlerini mobil uygulama üzerinden yapıyorlar. Bu da Trendyol'un mobil uygulamasının çok kolay kullanılabilir olduğu, aradığınızı çok kolay bulduğunuz, eğer ki satın alma kararı veriyorsanız satın almayı çok hızlı tamamladığınız bir süreçten dolayı oluyor. Diğer bir konu, Trendyol'un öne çıktığı konulardan bir tanesi de reklam yönetimi diyebiliriz. Trendyol geçtiğimiz sene itibariyle Türkiye'nin en büyük reklam verenlerinden bir tanesi oldu. Biz reklamlarımızı çok televizyon ve yazılı basında çıkmıyoruz. Ancak büyük kampanya dönemlerinde televizyonlarda bizi görebilirsiniz. Biz ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinde reklamlarımızı vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü yine e-ticareti geliştiren faktörlerden bahsederken sosyal medyanın öneminden bahsetmiştik e-ticaret için. Trendyol'da da biz sosyal medyadaki kullanıcılarımıza ilgi duydukları kampanyalar konusunda sürekli olarak onlara bilgilendirmeler yaparak ihtiyaç duydukları ürünler varsa
gelir site üzerinden almalarını sağlıyoruz. Ayrıca Trendyol'un sosyal medya üzerinde 4 milyondan daha fazla takipçisi var. Bu da Trendyol bir kampanya yaptığında ya da bir yeni ürün geldiğinde, yeni bir lansman yaptığında saniyeler içerisinde 4 milyon takipçisine ulaşarak bilgilendirip ürünle ilgilenenlerin platforma gelerek o ürün hakkında satın alma yapmak istiyorsa satın alması, kampanyasını görmek istiyorsa kampanyasını, ürünleri favorilerine eklemek istiyorsa favorilere eklemesini sağlıyoruz. Bunun haricinde de 17 bin üzerinde influencerımız mevcut. Burada da ne yapıyoruz? Satıcılarımızın sattıkları ürünlere göre uygun takipçisi olan influencerlarımızı bir araya getiriyoruz. O ürünlerin tanıtımlarını influencerlarımız üzerinden yapma imkanı vererek satıcılarımızın daha fazla hacimde satış yapmalarını sağlıyoruz. Şimdi burada da az önce reklamdan bahsetmiştim. En büyük reklam vereniz demiştik. Bu reklamların nasıl kullanıldığını ve nasıl etki verdiğini görüyoruz. Altta görmüş olduğunuz çizgiler arama motorlarında e-ticaret sitelerinin ve kampanyalarının arama oranlarını gösteriyor. Mavi ile görmüş olduğunuz çizgi Trendyol'u, diğer çizgilerde pazardaki diğer pazar yeri şirketlerini ifade etmekte. Trendyol'a baktığınızda mavi çizgi her zaman diğerlerinden zaten farklı bir yerde. Ama öyle bir dönem geliyor ki şu dönemde fark çok açılıyor. Bu dönem ne zaman? Kasım ayı. Kasım ayı dünyada ve Türkiye'de e-ticaret üzerinde festival ayı olarak nitelendiriliyor. Ve bu ay içerisinde en büyük kampanyalar yapılıyor, en uzun süreli kampanyalar yapılıyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok aktiviteli uygulamalar hayata geçiriliyor. Ve tam bir festival, alışveriş festivali gibi geçen bir ay oluyor. Şimdi önümüzde de çok az bir süre kaldı 2021 yılının Kasım'ını yaşamaya. Buna da çok hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Şimdi geçtiğimiz sene Kasım'larda ne olmuş diye baktığımızda da 2019 yılının Kasım ayında Trendyol'da 20 milyon ürün satışı gerçekleştirilmiş. 2020 yılına geldiğimizde ise bu adet 60 milyona çıkmış. Şimdi yaklaşık 10 gün sonra 2021'in Kasım'ına başlıyor olacağız. Orada da hedefimiz bu geçen senenin 60 milyonluk rakamının çok çok üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Onun için de çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye'de Trendyol'un bütün rakamları pazarın en önünde gidiyor, lider konumda gidiyor. Yurt dışında durum nasıl diye baktığımızda Trendyol satıcılarını yurt dışına çıkartacak mı? Evet, çıkartacak. Nasıl çıkartacağız? Trendyol B isimli şu anda Avrupa Birliği'ne bağlı yaklaşık 32 ilde yayın yapan bir sitemiz var. Bu sitemizde şu anda çok kısıtlı ürün satışları gerçekleştiriyoruz ve şu anda yapmaya çalıştığımız şey her ülkenin kendi mevzuatı nasıl, her ülkenin tüketici alışkanlıkları nasıl, en iyi kargo dağıtım sistemi nasıl olabilir, en hızlı ürünleri nasıl teslim edebiliriz gibi konularda deneyimleme yapıyoruz. Bu deneyimlerimizi tamamladıktan sonra 2022 yılı itibariyle satıcılarımız da artık önce Avrupa sonra dünyadaki pazarlara açmaya başlıyor olacağız. Tüm bunların sonucunda eğer hala Trendyol'da satıcı değilseniz neden Trendyol'da satıcı olmalısınız? Çok kolay başvuru yapabilirsiniz. 15 dakika içerisinde mağazanızı açıp ürünlerinizi satışa çıkartabilirsiniz. Ürünlerinizi satışa çıkarttığınız andan itibaren çok güçlü reklam bütçesinden sizlerin ürünleri de destekleniyor olacak. Ayrıca 35 milyonluk bir müşteri kitlesine de hızlı erişim sağlayabileceksiniz. Trendyol'da da şu anda KOBİ destek paketimiz kapsamında ürünlerinizi sattıktan 14. günün sonunda ödemenizi alarak finansal olarak ciddi anlamda rahat bir ticareti yapabilirsiniz. Peki Trendyol'da bunlar var. Neler yok? Mağaza açma ücreti yok. Mağaza kira ücreti yok. Satış başına ekstra bir kesinti yok. İşte reklam katılım payıydı, kampanya katılım payıydı vesaire gibi öyle bir ücretimiz yok. Satışlardan sonraki müşteri hizmetleriyle ilgili yönetimlerde de sizden herhangi bir şey kesilmiyor. Dolayısıyla siz bugün Trendyol'a ücretsiz olarak mağazanızı açıp hiçbir şey satmadığınız andan itibaren hiçbir şey ödemiyorsunuz. Ta ki ne zaman satışa başlıyorsunuz? Satışı yaptığınız ürünün
komisyon oranı neyse o orandaki ödemenizi yapıyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Trendyol'da satış yapan 200 bin tane sellerimizin hepsinin ayrı ayrı başarı hikayeleri var ama ben çok kısa bir başarı hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Tony Black markamız bir ayakkabı markası. Trendyol'a geldi, çok hızlı bir şekilde mağazasını açtı. İlk 8 ay içerisinde 300 binin üzerinde 38 milyonlardan daha fazla çıkan bir satış hacmine ulaştı ve ürünlerini 81 farklı şehre sevk etme imkanına sahip oldu. Şimdi eğer ki Tony Black e-ticarete Trendyol'a gelmemiş olsaydı, birincisi 81 ile ürün satmak için 81 ile dükkan açması gerekecekti. Bunun maliyetleri işte kirasıydı, oradaki stok maliyeti, çalışan maliyeti vesaire düşünün. Bir de zaman maliyetini düşünün. Yani Trendyol'da 15 dakikada 81 ile ulaşırken fiziki de belki yıllarını alacaktı 81 ile çıkmak. Ve buradaki maliyetlerin hiçbir tanesine katlanmadığı için bu maliyetlerini ürün fiyatlarına da yansıtmadığından dolayı iyi fiyat, doğru müşteriye ulaşma politikasıyla 8 ayın içerisinde 300 binlik satışla 38 milyonluk ciroya ulaştığını görüyoruz Tony Black markasının. Peki siz şu anda Trendyol'da satıcı değilsiniz. Nasıl satıcı olacaksınız? Trendyol.com'a girdiğinizde bizim alışveriş platformumuzun sağ üst köşesinde Trendyol'da satış yap diye bir butonumuz var. Buraya tıkladığınızda sizden bazı bilgileri talep ediyoruz. Vergi numarası, vergi dairesi vesaire gibi. Bu bilgileri giriş yaptığınız andan itibaren sistemimiz sizi hangi aşamalardan geçmeniz gerektiği konusunda yönlendiriyor. Takıldığınız yerlerde de arkadaşlarımız sizleri hızlıca arayıp o takıldığınız aşamaları aşmanıza yardımcı olarak sizleri satışa başlatıyor. Satışa çıktıktan sonra Trendyol'da ne var? Şu an ekranda görmüş olduğunuz satıcı paneli isimli panelimizi sizlerin kullanımına açıyoruz. Bu paneli de ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. Bu panel başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan sizin bütün e-ticaret, Trendyol'daki e-ticaret yönetmenizi sağlıyor. İşte ürünleriniz, stoklarınız, bu ürünlerle ilgili fiyatlamalarınız, kampanyalara dahil olmanız, bunları yönetebiliyorsunuz. Siparişlerinizi yönetebiliyorsunuz. Hangi sipariş geldi, şu anda hangisi kargoda, hangisi kargoya verilmedi, hangileri teslim edildi, bunları görebiliyorsunuz. Kaç günde teslim edildi, bunları görebiliyorsunuz. İsterseniz Trendyol'un açmış olduğu kampanyalara katılabiliyorsunuz. İsterseniz siz yeni kampanyalar yaratabiliyorsunuz. Raporlara bakıp hangi ürününüzü forwardlanmış, hangi ürününüz kaç defa görüntülenmiş, kaç tane satışa dönmüş, bunlara bakabiliyorsunuz. Trendyol'un içerisinde kendi mağazanızı, kendi görsellerinizi oluşturabiliyorsunuz gibi panel üzerinden her şeyi yapabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Onun haricinde Trendyol Akademi sayfamız var. Bu akademide ilk defa e-ticarete giren ve yıllardır e-ticaret yapan nanın ihtiyaç duyabileceği her konuda eğitim bulabiliyorsunuz. 500'ün üzerinde burada eğitimimiz var. Bu eğitimlerden ihtiyaç duyduğunuz konuları hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Onun haricinde haftalık 50 saatin üzerinde canlı yayınlarımız oluyor. Bu canlı yayınlara katılıp ilgili konuları dinleyip sorularınız varsa sorularınıza cevaplar bulabiliyorsunuz. Son olarak yine Trendyol'un çözüm ortakları programı kapsamında sizlerin maliyetlerine destek olabilmek için çeşitli firmalarla işbirliklerine gidip size avantajlı teklifler üretmeye çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse neler var? Şu anda Yapı Kredi Bankası ile birlikte yapmış olduğumuz çalışma kapsamında Yapı Kredi Bankası Trendyol satıcılarına yıllık ücretsiz çek defteri, ücretsiz havale, ücretsiz EFT, maaşların taşınması durumunda maaş desteği ve uygun faiz oranlı krediler veriyor. Şu andaki kredi kampanyasında da 2022 yılında ödemeye başlayacak düşük faiz oranlı kredilerini Trendyol satıcılarına sunuyor. Bunun haricinde Trendyol satıcıları Shell'e gittiklerinde 100 liralık akaryakıt aldıklarında kasada 95 liralık ödeme yapıyorlar. Bunun gibi birçok faydayı sizlere sunuyor ve burada da sizlerin maliyetlerini daha aşağıya düşürmenizi hedefliyoruz. Benim sunumum bu kadar. Umarım yeterli anlatabilmişimdir. Bundan sonra sorular varsa soruları da hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışabilirim. Ağzına sağlık Özkan. Teşekkür ederiz detaylı sunum için.
Birkaç soru var gelen. İstersen beraber cevaplayalım. Tamam. İlk soru Serkan Bey'den gelmiş. Merhaba. Satıcılar Trendyol'da verecekleri reklamlar için hedef kitlesi belirleyebiliyor mu? Ve reklam süreci istatistiklerini görebiliyor mu? Bir sorusu bu. Diğeri ise bir de Alibaba ile Trendyol'un ortaklığından bahsetmiştiniz. Bu ortaklığın satıcılara ve müşterilere yansıması tam olarak nasıl oluyor? Tamam. Trendyol'un reklam vermesinde hedef kitle belirleyebiliyor muyuz ve reklam süreci istatistiklerini görebiliyor muyuz? Reklam süreci istatistiklerimizi görebiliyoruz. Reklam hedef kitlesi belirlemekle ilgili zaten sizin ilgili ürününüzle ilgili reklam verdiğiniz andan itibaren platformda sizin ürününüze ilgi duyanların bu ürüne daha hızlı ulaşmalarını ve daha kolay görmelerini sağlayan bir algoritma ile çalışıyor reklam yönetimimiz. Dolayısıyla hedef kitleyi de ulaşıyoruz olarak cevaplayabilirim. Alibaba ve Trendyol'un ortaklığından bahsetmiştim. Bu ortaklığın satıcılara ve müşterilere yansıması Alibaba'nın Trendyol'a yapmış olduğu ciddi anlamda sermaye yatırımıyla birlikte Trendyol teknolojisini sürekli olarak yeniliyor. En son teknolojileri kullanarak hem satıcılarına hem de alıcılarına çok hızlı, çok kolay kullanabilecekleri, çok rahat kullanabilecekleri bir platform oluşturuyor. Bu Türkiye'deki, daha doğrusu e-ticaretteki alışverişçilerin en önemli dikkat ettikleri şeylerden bir tanesi. Yeri geldiğinde Trendyol'un sitesinde saniyelik olarak geçen Kasım ayında 21 milyon kişiyi görmüştük. Biz bir saniye içerisinde platformda, ama site hiç sallanmadı, hiç çökmedi, hiç kimse hissetmedi o anda 21 milyon olduğunu. Bu hem satıcılarımız hem de müşterilerimize yansıyan en önemli fayda olarak görüyorum ben bunu. Teşekkür ederiz. Bir soru daha var. Trendyol'da dijital ürünler, yani internet üzerinden indirilebilir yazılım ya da EPUB gibi ürünler de satılabiliyor mu? Satılabiliyor. Bu ürünleri de Trendyol'da eğer şu anda satıcıysanız kendi platformunuzdan yükleyebilirsiniz. Eğer satıcı değilseniz satıcı başvurunuzu yaptıktan sonra bu ürünün satışını gerçekleştirebilirsiniz. Bir soru da chatten gelmiş. Hemen onu da paylaşayım seninle Özkan. Influencer marketing paketinizde paketi satın almadan önce kimlerle çalışma yapabileceğini öğrenebiliyor muyuz? Evet, öğrenebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir ekibimiz var. Sizleri yönlendiriyor ve sizlere destek olan bir ekibimiz. Zaten paketlerde biraz hangi influencerla çalışacağınızla da ilgili de oluşmaya başlıyor. O konuda siz talebinizi Trendyol'a ilettiğinizde ilgili takım arkadaşlarımız sizlerle irtibat kurup sizleri bu konuda yönlendiriyorlar. Teşekkür ederiz Özkan. Şu an için bu kadar sorumuz var. Eğer sorusu olan izleyicimiz varsa hızlıca cevaplayabiliriz. Teşekkürler Pelin. Özkan Bey'e teşekkürler sunumunuz için. Bence oldukça bilgilendirici oldu. Biz çok keyif aldık bu sunumdan. Eminim katılımcılarımız da benimle aynı fikirdedir. Biz şimdi chatten geri bildirim formumuzu paylaştık. Katılımcılarımız bunu doldurmak isterlerse bir sonraki etkinliklerimiz için onların görüşlerine de yer verdiğimiz, değerlendirdiğimiz bir sürece gireceğiz. Sanırım başka bir soru yok katılımcılarımız tarafından. Tekrardan teşekkür ediyorum size Özkan Bey, Pelin katıldığınız için. Yine katılımcılarımız bu tarz etkinliklere ve online eğitim içeriklerimize ulaşmak isterlerse headquarters/BlueSuite Facebook sayfasına göz atabilirler deyip kapatıyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler.